bile karşı geldi. Vay. Dün çok kötü kavga etmişler. Sen de bunu gülerek söylüyorsun. Bir mutlu olmuşsun. Hatta aynı odadalı kalıyorlardı. Aynı odada kalmamışlar dün gece bile hatta. Siz nasıl olur da bu çocukları ayırırsınız birbirinizle? Mehmet de burada yüzü, Ziya'nın yüzü de burada. Birbirlerini hiç düşürdün mü? Sen kendi başına çok araya fitneyi sokmaya çalıştın ama... Mehmet'in yanında kimse olmayınca o fitneye hiç gelmedi oğullarım. Sana yazıklar olsun ya. Sen çok göründüğün gibi bir insan değilsin zaten. Daha ben ölmeden mirasımı isteyen sensin. Ay! Şu nişanı atar giderim bak. Benim sinirlerimi bozdurtma. Çok eviyordu Ebru'yu. Ne oldu şimdi? Ben bundan sonra onların anneleri falan değilim. Bundan sonra onlar benim için el kızı. Ama gerçekten çok moralim bozuk şu anda. Başında böyle bir anne olduğu sürece biz evlilik yolunda ilerleyelim. Ayrılacaklarsa bile nişanlıyken ayrılsınlar. Çünkü evlenip ayrılmak kadar zor hiçbir şey yok. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane. Şurada sezonun bitmesine, finale, yani bir hafta kaldı, bir hafta bir gün kaldı sadece. Ve bu sezonun şampiyonu kim olacak acaba? Kim olmak istiyor? Ben. Biz. Ya biz. Burada her an her şey olabilir. Gerçekten inanamıyorum yani. Dün olanlara da inanamadım. Cansu'nun annesiyle tartışması, Gül ablanın etle imtihanı ve tuzlu baklava. Çok üzgünüm. Buyurun izleyelim. Tamam. Üzülme. Yeter ya. Hadi üzülme diyorum bak. Bana anlatma hiçbir şey. Git. Sen ben bunu biliyorum. Kestin, ben sen bile her şeyin bile farkındayım. Sen bile gider bile misin? Her şeyi bile bile yapıyorsun sen. Lütfen. Altın kazanamazsın Mehmet. Yani bari sen Mehmet bize muhtaç olsun. Altın kazanamazsın. Para kazanamazsın. Buradan hiçbir şey lütfen, bize muhtaç ya, olsun lütfen, diye yapıyorsun. Lütfen masana. Lütfen. Ağlama kızım lütfen, sen üzülme. Lütfen diyorum. Medine anne gelir misin? Rakip makikten bahsediyor. Şimdi sen ağlama kızım ay, dersin. Yarın öbür gün gene... Bir yıl laf sayarsın. Gelin kızım bak ne varsa. Laf sayıyorsam kendi gelinime kim? Sayıyorum. Kendi gelinin onun ama benim için kızım. Yapıyorum. Benim kızım ama değil mi? Senin... Benim kadar üzülemezsin sen kaynanasın çünkü. Üzülemezsin diyor kalkıyor kıza öyle bir laflar söylüyor çemkiriyor çemkiriyor. Ya ben... Cansucuğum hadi gel kızım yok, bizim masaya gidelim. Ben birazcık ikinizden de uzaklaşıp kafamı dinlemek istiyorum sadece. Dedim size. Peçeteyi al, peçeteyi, peçete verin. Bu ne? Çok tuzlu. Tuz ne? Mu? Ne? Tuzlu tabak. Açalım. Seda'nın. Seda. Şok. Şok. Sen Gül ablaya kelle mi temizlettin? Evet. Neden? Ya neden olacak Derya'nım? Zamanında hep ben yaptım. Neyin sıkıntısını yapıyorsun? Zamanında ben yaptım. Beraberdik, yan yanaydık. Şimdi ben oraya yolladım bunları hiç yap hiç gönderme. Hiç gönderme. Dondurucumda yer kalmadı. Ama sen gene kelle başladın. Dolu. Hadi Allah aşkına. Hadi gidi. İşkembe yolladı. Bak kapattı yine gördünüz mü? Gördün gerçekten mü? Mi? Bu iş olmaz Derya Hanım. Ay hat düşmüştür canım. Kapatmadı herhalde. Hemen tekrar bağlanalım. Bayram Haçlı da göndermeydi. Bana verdi sana vermedi mi? Valla tuzlu baklava da yemiş olduk. O açtığın yufkalara yazık gerçekten. Çok güzel olmuştu. Ta ki tuzlu olmasaydı. Derya Hanım o aldığım 50 puanın mutluluğunu yaşayamadan kuş olup uçtu gitti. Akşam uyuyamadım ama şimdi iyiyim. Toparladım. En güzel tabağı çıkartacağım. Yani Gül ablanın ağzının tadı ekstra bir kaçtı. Çünkü Murat abi yine yüzüne telefonu kapattı. Evet. Konuştunuz mu sonra? Açmıyor telefonları Derya Hanım. Yine başladı. Ne olacak sizin bu kısır döngünüz? Yani, sakatatları ne yaptın? Temizledin, paketledin mi? Yaptın mı çorbayı? Dondurucuya koydum hepsini. Nasıl yapayım hepsini birden ben? İşkembe temizlenir mi öyle kolay kolay?
Bir de sırıtarak bakıyor bana. Fotoğrafı. Fotoğrafı. Fotoğrafından da kavga ederim ben onun. Niye bakıyorsun öyle sırıta sırıta? İşkembe temizlediğime mutlu musun? O paçalar. Kelleler. Kavurmayı yemedim senin yüzünden. Bir de hala bakıyor. Bakma bana öyle. Gül abla, sinirlenme. Murat abi sana inanılmaz güzel bir sürpriz yolladı. Bir işkembe daha yollamıştır. Bir işkembe daha yollamıştır. Hiç sinirlenme sen birazdan. Birazdan bekle. İnanılmaz güzel. Ne yolladı kız? Kız söylesene. Vallahi var ya yani kilolarca. Ne? Ne yolladı? Sen düşün artık böyle inanamayacaksın. Gözlerin böyle fal taşı gibi açılacak. Kız koyunun o butları kadar gitti. Ne yollayacak başka bana? Vallahi bak sana ciddi ciddi söylüyorum. Senin için özel tüzel kilolarca aldı gitti. Niye bekletiyorsun? Söylesene. Kız biraz bekle tamam, ya. Anlaşılan. Bugün Murat abinin Gül ablaya inanılmaz bir sürprizi var. Bakalım neymiş acaba? Ay çok merak ettim ben de. Medine o kadar büyüttü kilolarca dedi ki ne olabilir? Şimdi Cansu'lara dönmek istiyorum. Cansu'cığım çok güzelsin. Teşekkür ederim. Önce bir şunu sorayım. Annenle aran nasıl? İyi, bir sorun yok. İyiyiz. Atlattınız mı evet, her şeyi? Atlattık. Mehmet sen de böyle bir stresi attın mı üstünden? Ya biz de attık ya. Bayağı attık. Şimdi Cansu'nun kıyafetine gelmek istiyorum. Gel bakayım buraya. Ne kadar tatlı olmuşsun sen. Teşekkür ederim. Bu ne? Bu ne kıyafeti? Bu geleneksel Kore kıyafeti. Hanbok bu. Dön şöyle bir. Döneyim. Ne kadar değişik bir kıyafet. Böyle üstünde küçücük bir ceket var gibi. Evet. Altında da upuzun bir etek böyle şuradan göğüsten başlayarak. Evet. Bu senin mi? Evet benim. Ne zaman giyeceksin bunu? Bunu nişanda giyeceğim. Ay! Kore'ye mi gidiyor? Zevksiz. Nasıl nişanda zevksiz giyeceksin? Zevksiz mi? Sensin zevksiz. Ziya diyor ki Kore'ye mi gidiyorsun? Nerede olacaktı sizin nişan? İzmir'de olacak. Ha, o da değişti. Ay millet güler sana böyle çıkar. Hani nişan İzmir'de olacak ve bunu giyeceksin. Evet. Bunu mu? Evet, bunun biraz daha işlemeleri çoğalacak. Bu çünkü daha böyle günlük halkın giydiği bir tarz. Daha böyle saray tarzına dönecek. He. Tabii de buna benzemiyor tam ama buna yakın bir erkek versiyonu var. Onu da Mehmet giyecek. Ay çok güzel. Bu da mı böyle gerçek bir detay? Ne kadar evet, tatlı. Böyle saçıncı bir arkanı evet, dönsene. Böyle upuzun saçın ucuna evet, da hatta kırmızı. Onlar postiş takıyorlar daha da uzun olsun böyle. Sen de yapacak mısın öyle? Gibi. Tabii ki de yapacağım. Tabii ki de yapacaksın. Evet. Böyle erkek versiyonunda Mehmet giyecek. Evet. Sen gördün mü nişanlığını Mehmet? Ben yani giymem onu ya. Yani damatlık dururken gül gibi. Ben Kore'yi seviyorum. Sen bunu biliyorsun benim Kore'yi ne kadar sevdiğimi. Ben Koreli miyim beni öyle giydireceksin? Yok, ya benim hatırım için giysen ne olur? Hakiki Konyalı. Hayır. Hakiki Konyalıyım mı? Giyeceksin. Şu an kabul etmesen de giyeceksin. Mehmet. Ay, şalvar yelek giy. Mehmet. Efendim anne. Oh sana da iyi olmuş oğlum. Vallahi böyle içimin yağları eriyor. Yani sen beni, aileni, Ziya'yı, kardeşini karşına alırsın. Ha, günün sonunda da böyle hanbok giyersin. Hadi bakalım. Giymeyeceğim. Giyeceksin. Giymeyeceğim yani. Giyeceksin görürüz artık. Gelin hanım öyle istiyor. Hani sen istemiyordun? Ben zaten istemiyordum. Bizim örfümüze, adetimize böyle bir kıyafet yakışık almıyor. Ama dün sen bana dedin ya. Beni anne, ben Cansu'yu çok seviyorum. O ne derse o dedin ya. İşte ben de seni rakip olarak gördüğüm için sen de onu giyeceksin. Tamam, sana inat giyeceğim. Oo. Giyeceğim sana inat. Görürsün. Giy sen giy. Giyin ya, bence gazetelere konu olur. Çok güzel fotoğraf verirsiniz. Ana haberi çıkar. Geç bakayım tekrar Cansu'cum. Çok yakışmışsın. Teşekkür ederim. Çok tatlı olmuşsun gerçekten. Aynısını Mehmet giyince bakalım nasıl olacak. Şimdi yemeklere başlamadan önce bugün kutuyu Gülçin ve Hakan'a teklif ediyorum. Vallahi kaç gündür siz de görüyorsunuz kutudan çıkanları. Evet. Evet. Derya seçilenler, abi, seçilmeyenler. Çok güzel şeyler aldığımız çıkıyor. Aldığımız malzemeler. İstiyor musunuz kutuyu? Ne diyorsun? Yani biz de isteyelim. Çok çok. Ben de istiyorum ya. Ne kaybederiz puanlarımız ki? Puanlarımız düşüktü, belki yükseltecek bir şeyler çıkar. Ya da tamamen dibe çekersin. Yani ne kaybederiz ki buradan? Bence de.
Diyorsunuz ki biz zaten düşük puan alıyoruz, bari buradan kurtulalım. Yani kutuyu alıyorsunuz. Alıyoruz. Alıyoruz. Üç zarfıyla beraber kutu sizindir. Ama sadece zarflardan birini seçebilirsiniz. Turuncu. Mavi. Turuncu. Mavi. Kırmızı. Mavi. Soyadımın, sana bırakıyorum. Soyadımda mavi var ya. Yani ben de Fenerbahçeliyim, bence de mavi. Tamam. Mavi. Mavi sizindir. Şimdi bugün bizim ilk yemeğimiz meyveli tart. Tart hamurumuz burada. Yağımız var, şeker var, nişasta var, süt var, yumurta, limon ve elmalarımız. Bu malzemelerden hangisini alsam? Elma. Elma. Hayır, o en önemli malzeme. Zaten o yüzden alsın. Limonun yarısını alın Derya. Oldu. Aa, limonun yarısını verelim. Limon olur Derya Hanım. Yağı mı alsam? Derya Hanım elma. Nişastayı mı alsam? Elmayı mı? Ben veremeyeceğim onları. Tek elma ya. Şöyle. Hayır. Sütünüzü süt alıyorum. Ay yapar ki. Evet, sütsüz bu tatlımızda muhallebi vardı. Ben sütsüz donu çok güzel yapacağım, inanıyorum. Sütsüz muhallebiyi nasıl yapacaksınız? Diğerlerine bakalım. Benzeyecek mi, benzemeyecek mi göreceğiz ve daha önemlisi buna değecek mi? Evet, birinci yemeği söylemiş oldum zaten. Meyveli tart, bunu eşler beraber hazırlayacak. İkinci yemeğimiz de su böreği. Ve şimdi hazır böyle bu kutunun fiyonkunu çıkarmışken bunu Cansu'ya veriyorum. Çünkü Cansu aranızdan birini seçecek. Ve o bugün elleri bağlı bir şekilde yemeği hazırlayacak. Hmm. Kim olsun Cansu? Şöyle birazcık bakabilir miyim? Bir dolan, bir bak dolanayım. Bakalım. Şöyle bir bakayım. Bilemiyorum, şu an bir şey diyemiyorum. İlk önce bir gezeyim. Bak bak canım, havalara bakma, bana bak bana. Canım Eltim. Canım orada canım. Orada bir şey mi? Sinek falan mı uçuyor? Sinek uçuyor aşkım, baksın. Sen bize hiç acımıyorsun. Bana öyle laf sokup duruyorsun. Bir geçeyim Sinan, yerime. Sinan elini değil de ağzını bağlayacaksın. Evet, kararını açıkla Cansu. Açıklıyorum. Açıkla. Çok üzgünüm bu masa için gerçekten ama inşallah başarırlar yine de. Hani kötü düşünmek istemiyorum, o kötü bir kalpli bir insan olmadığım için. Kim kim kim? Yeni masayı seçiyorum. Aa! Zaten yapamıyorlar ya. İki, tek ellerini hapsi şimdi. Gel ellerini bağlayalım. Hakan abi. Bizi seçtiler. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Birbirinizi sizi bağladık. Nişan olsun inşallah. Haydi bakalım. Cansu sizi seçti. Gidiyorum. Geç bakalım. Ve biz artık yemeklerimize başlayabiliriz. İlk yemeğimiz meyveli tart. Hazır mısınız? Evet. O zaman başlıyoruz. 3, 2, 1. Herkese kolay gelsin. Artık benden hiç ayrılamayacaksın. Gördün mü? Bağlattın tamam, bizi. Tamam. Sakin ol. Şimdi önce şampiyon. Bunu hemen yağlamamız lazım. Şunu şuraya koy. Bıçak, bıçak, bıçak. İkiye bölüyoruz bunu. Tamam Gülçin, sakin ol. Al yarısını. Neyle önce, yapacağız muhallebiyi? Önce, sütümüz de yok. Hayır, önce neye koyacağız? Yumurta. Tamam. Gel şuraya çöp atalım. Koş koş koş. Tamam. Sonra ne? Sonra çabuk yumurta, oku şeker. Yumurta, 3 yemek kaşığı şeker. Evet. Koş. Bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı nişasta. At hemen. Bekle. At Gülçin. Koş, koş, koş. Bir buçuk mu? Kaç buçuk? Bir buçuk. Biraz tamam. Daha. Hayır, o iki olacak. Tamam, bir buçuk tam oldu. Karıştırıyorum. Evet, sonra, sonra. Bana çırpıcı ver, çırpıcı, çırpıcı, çırpıcı. Al Gülçin. Yiyeceksin değil mi sen de erkek modelini? Ya artık yapacak bir şey yok ben, yani, kabulleneceğiz yani. O daha da yani güzel. Kendini gerçekten Kore kralı gibi hissedeceksin. O derece yani. Kral mı yapacaksın beni? Evet. Seninle kraliçe mi oldun şimdi? Böyle? Evet. Görüyor musun Mehmet'i? Hı. Hani gör gör. Bir Mehmet kadar olamadım. Biz nişanlıyız. Hı. Ve sen bu zamana kadar benim hı istediklerimi hep itiraz ederek yaptın. Annene karşı çıktı, sana karşı çıktı. Sana res çekti. Bir de ikizsiniz değil mi? Şimdi her ben istediğini yapmak. Bir saniye susar mısın? Her istediğini yaptırıyor. Her istediğini. Damatlık bile giymiyor ya.
Alttan alttan Masum ayağına yaptı. Bak sinsin sinsin her şeyi yaptı. Ama ben Medine anneye ne dedim? Sen dedim Cansu'nun gerçek yüzünü göreceksin dedim değil mi? O benim kıymetimi bilemedi ama görecek. Normalde. Görecek. Ben buraya ya, yazıyorum dedim. Bak konuşamazsın. Nasıl konuşamam ya? Bak, bir Mehmet kadar olamadım. Ya, bak annene bile res çekti. Sen beni bile konuşturmuyorsun ya. Cansu'nun her dediğini yapıyor diyorsun. Beni konuşturmuyorsun burada. Mehmet giymeyecek. Zaten anneme inat giydi o şeyi, kıyafeti. Anladın mı? Tamam. Bir inat uğruna. Cansu ne derse o değil. Bak inat uğruna giymiş olabilir. Ama Cansu'nun istediği her zaman oluyor. En güzel kabak bu. Diğerleri olmamışsa. Final haftasındayız ya. Final anladın mı? Bitti. Bir sezon bitti. Neden bir her gün nefret etti insanlar artık senden ya? Bu kadar da yağ olmaz. İkiniz de aynı yapmışsınız. Kopya çekiyor devamlı. Ya, Ebru, sen... ya bir sus ben konuşuyorum. Ağzınızda bir sakız gibi yapışmış. Ebru'nun tabağını buluyor. Bir kere yanılmış ne olacak? Gözlerin de kör olmuş yaşlanınca. Birazcık saygını takın, beni deli etme. Çok seviyordun Ebru'yu. Ne oldu şimdi? Ben bundan sonra onların anneleri falan değilim. Bundan sonra onlar benim için el kızı. Ama gerçekten çok moralim bozuk şu anda. Başında böyle bir anne olduğu sürece biz evlilik yolunda ilerleyelim. Ayrılacaklarsa bile nişanlıyken ayrılsınlar. Çünkü evlenip ayrılmak kadar zor hiçbir şey yok. Al büyük spatulayı. Ay beni acele ettirme be hadi, adam. Hadi çenen kadar ellerin çalışsın ya. Ya hepsinden öndeyim daha ne istiyorsun sen? Ya bitir sen? De hadi gitsin. Bak şimdi şöyle. Önce elmaları diziyoruz ya böyle. Sonra tamam. Bir elma bir şerit. Bir elma bir şerit. Tamam şeritlerin şekli. Hazır mı değil daha onu açmadık. Ne tamam. Yapayım Harun makine miyim hadi, ben hadi, oturmadan? Hadi maşallah makine gibisin. Kenarlarını almıyoruz. Alıyoruz. Şu kalınlık yok, iyi kalın. Mi? Yok kalın. Biraz daha ince. İnce. Evet. Elmaların kalınlığı bu kadar değil. Çok gittin. Şimdi şeritleri koyalım. İnşallah kalın değildir bu hamur. Pişer. Pişer. Güzel görünüyor. Hadi devam. Şuradan birazcık alayım. Aynen. Şeritleri ortadan al ki büyük olduğu için. Tamam. Bak şimdi. Şöyle cam tepsimi alıyorum. Tamam mı? Şuradan başlıyorum. Şeritlerimi de böyle dönerek koyuyorum. Şeritlerimi güzelce yerleştiriyorum. Başımda böyle bir eşle birlikte. Vallahi çok da güzel tarif ediyorum. Şeritlerini yerleştir. Evet bak şunu oraya yapıştırdığın için oradan kalkıyor. Anladın mı? Kalktı mı canım? Kalktı mı? Elmayı da yapıştırdın oraya. Allah'ın mesaili ala Seyyidine. Ya işi gücü benimle kavga etmek. Vallahi ya. Ah Gülçin ah. Ne oldu Hakan ne oldu? Ah. Daha... Annenin istekleri bitmiyor. Sen daha bir hamuru kesemiyorsun. Gülçin. Bilmiyorum farkında mısın ama Hakan abi sanki biraz sana ağır konuşuyor. Tamam adam haklı, beceriksizsin ama annen de sana bir şey öğretememiş mi demek olmuyor Hakan abi ya. Annesinin istekleri bitmiyor ama hiçbir şey de yapmayı bilmiyor. Öğretmemiş ama isteğe gelince her şeyi istiyor. Bir de bir şeyi merak ediyorum. Bir de dün yine bir şey geldi. Hı. Beşiktaş'ta olursam kızı verirmiş yoksa vermezmiş. Buyur. Bence çok doğru söylemiş. Yani... Bak üstünde siyah, o konulara girmeyelim de. Her olması şey. Gereken tarif bu. Evet. Siz farklı bir tarif mi yapıyorsunuz onu anlayamadım. Biz ondan daha güzel yapıyoruz. Ve gördüğün gibi tek el. Elime bak ya kıpkırmızı. Ben tek elimle bile. Sen Allah ayırmasın biz fırına tamam. Gidiyoruz. Hadi. Tamam. Bırak. Oğlum. Şimdi. Hakan. Hayırdır? Hayır ben anne. Ben niye bir şey öğretmemişim? İşte görüyorsun.
onu yap diyorum, yok. Böyle yapılacak diyorum, öyle olmayacak zaten diyor. Zaten elini bağlamışsınız kızımın. Zaten tamam. Hareket edemiyor, bir de sen benim ona baskı yapıyorsun. Bak benim de elim bağlı. Yapamıyor. Yani çok şey istiyorsun ama kızına hiçbir şey öğretmemişsin. Ben bir şey istemedim ki. Sizle yaşayacağım, ben bir yere gitmem, ya kızımı bırakmam. O daha şu kadar bir şey oğlum. Yok, Beşiktaş'ta olacaksın. Limonu ne yapacağız? Üzerine limonu üzerine. Üstüne limon sıkacağız demedin mi? Limon üzerine sürmek için işte. Limonla şekeri karıştırtmadın. Mercimek çorbası mı bu ya? Elmanın üstüne limon mu sıkılır? Kaç yemek kaşığı bari olursa öyle Hatice ya. Anne. Ver şu kağıdı bana. Aa Hatice anne ha. Sen kızımı yönetemiyorsun ki anca bana konuşuyorsun ben, sen. Kızın benim dediklerimi yapmıyor. Kızın hiç laf dinlemiyor. Sen oradan bana, sen orada bana söylesen ben de. Bunun sebebi de sensin Hatice anne. Neyse, sen el bebek gül bebek yetiştirmişsin. Etme. Hiçbir şey öğretmemişsin. Ay, hiçbir şey bilmiyor. Gözlerimden akan sen kanlar. Buyur. Bu ne? Seda uzaklaşır mısın? Hayır uzaklaşamam. Tabağından uzaklaşır mısın? Hiç mi? Hadi ete dokunmadın da elmaya, elmayla da mı yeni tanışıyorsun? Ya yetiştirmemiş diyorum bunların Hatice anne. Bunların hepsini Hakan söyledi böyle yap diye. Ben de o ne derse onu yap. Hatice ay, anne. Bak, yani bak. Her zaman çok özür dilerim. Hem cinsimin tarafındayımdır ama bence bir kez daha düşünmen gerekiyor. Ben senin yok. Bizimle niye yaşamak istediğini şimdi anladım. Fırın. Kızının açıklarını fırın kapatmak için. Benim hala kızım benden güzel yemek yapar. Fırın tamam nerede? Mı? Fırın nerede? Burada. Daha fırının yerini bilmiyorsun Hakan ya. Elimi ayağıma dolaştırıyorsun ama sana rağmen yetiştirdim. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Bak hepiniz, üçünüz de nişanlı çiftsiniz değil mi? Ama Mehmet kadar da eşine yardım eden birini görmedim. Helal olsun sana. Yani şu saçmalıklarına rağmen çocuk her istediğini yapıyor Ebru. Aynı şeyi söyledim. Yani her söyledi? İstediğini yapıyor. Ne söyledi? Ben senin ne dediğini iki ettim şimdiye kadar. Sen annenin ağzına bakıyorsun. Annem bir şey söylese tamam anneciğim haklısın alttan al diyorsun sonra bana. Ya nerede gördün annemi savunduğumu? Ya kız şu halde bile diyor ki bunları giyecek nişanla. Allah için hiç gördünüz mü Türkiye'de böyle bir nişanla bunları giymeyi? Ana haberlere çıkar. Kesinlikle vallahi çıkar. Ben de bu kadar gerçekten benim yanımda duracağını beklemiyordum. Teşekkür ediyorum onun için her şeye. Her şey için ona teşekkür ediyorum. Konuşamadım evet. Ondan sonra hatta ikizine bile karşı geldi. Dün çok kötü kavga etmişler. Sen de bunu gülerek söylüyorsun. Evet. Bir mutlu olmuşsun. Yo ben sadece kavga ettiklerini duydum. Ne kadar derece büyüklükte kavga ettiklerini duymadım. Hatta aynı odadalı kalıyorlardı. Aynı odada kalmamışlar dün gece bile hatta. Ben var ya şok oluyorum şu an. Görüntüleri var hatta izleyelim. Acaba görmedin neden inanmam. Kardeş düşmanı? Oğlum bak yapma böyle Mehmet. Otelde beni kırtmayın beni Mehmet. Lütfen anneciğim niye böyle yapıyorsun? Mehmet çok ayıp anneciğim neden böyle yapıyorsun? Mehmet beni bir dinler misin lütfen? Mehmet ne demek burada yatarım? Annem burada yatılır mı? Ne demek burada yatarım? Oğlum yapma Allah'ın aşkına gel. Rezil olduk millete rezil olduk Mehmet. Mehmet. Bak. Gider misin? Oğlum ne demek gider misin? Rezil olduk yürü yukarı. Mehmet yukarı dedim sana. Mehmet lütfen kalkar mısın? Odaya gidelim bağırma beni burada. Oğlum Allah'ım. Yazık ya. Yazık vallahi öyle yazık, öyle yazık ki artık 26 yıldır hiç ayrılmayan, yani şehir bile değiştirmeyen çocuklar, her yere aynı giden çocukları, iki tane el kızı geldi. Hele bir tanesi yani ne yapıyorsunuz anlamadım ama yani geldi ayırdı çocuklarımı. Akşamleyin ben çektim sırf görün utanın diye artık. Yani görün utanın neler yaptınız. Sabahlara kadar gözlerime uyku girmedi. Gözlerim şişti ağlamaktan. Siz nasıl olur da bu çocukları ayırırsınız birbirinizden? Kişisel çoğulsal konuşmayalım. Kişisel çoğulsal konuşalım. Çoğulsal konuşmayalım diyorsun ben ama. Ben ne zaman? Senin yanındakine burada mutfakta fit verdiğini duydum. Bir şey söyleyeceğim. Ay bir saniye bir sus. İki gelin bir oldunuz.
26 yıllık daha içimize girmeden soktunuz böyle fesatlıkları, soktunuz böyle fitneleri araya. Bir de içimize girseniz neler yaşayacağız? Şimdi söylüyorum sana. 1,5 yıldır hayatınızdayım değil mi? Bir gün adıyla Mehmet de burada yüzü, Ziya'nın yüzü de burada. Birbirlerini hiç düşürdün mü? Hiç düşürdün mü? Bana doğruyu söyle ya. Tamam doğruyu söyleyeceğim. Hiç benim içinde kavga ettiler mi? Kavgayı bırak, tartışma yaptılar mı? Tamam bekle. Bekle. Sen kendi başına çok araya fitneyi sokmaya çalıştın ama... Mehmet'in yanında kimse olmayınca o fitneye hiç gelmedi oğulları. Ama şimdi Mehmet'in yanında da biri olunca biriniz oğlanları biri o taraftan çekiştiriyor, biri o taraftan. Böyle oğlanlar arada kaldı artık mecbur. Herkes kendi tarafını seçmeye başladı, ayırdınız. Sana yazıklar olsun ya. Ne gerçekten. Olsun? Düzgün senin konuş benimle. Senin her dediğini yaptığım için yazıklar olsun ya. Ama ben ne dedim? Seda ne dedim? Gün gelecek, devran dönecek. Ben de buraya yazıyorum ama Cansu göründüğü gibi bir insan değil dedim mi? Dedi. Sen çok göründüğün dedim gibi mi? Bir insansın. Ben göründüğüm gibi sen en azından. Sen çok göründüğün gibi bir insansın bak, değil mi? En azından. Beni dinle. Ebru beni hayır, dinle. Ben konuşacağım. Hep sen konuşuyorsun. Sus akşamdan kızım, beri uyku girmedi diye. Sizin yüzünüzden gözüme. Tamam sen çok göründüğün gibi bir insan değilsin zaten. Daha ben ölmeden mirasımı isteyen sensin. Ay. Ben mi istedim? Senin yok. Oğlun dönüp bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Yapsan yapsan sen yaparsın. Mehmet'i benden daha çok seviyor. Mirası iste dedi biliyor musun? Hiç de bile öyle bir şey yok kardeşim. Vallahi ikinizin arasında geçmiş hiç haberim. İkinizin arasında... Ya sen ne kadar döneksin ya? Ne alaka ya? 360 kere dönüyorsun ya. İkiniz aranızda konuşmuşsun, gittiniz ondan miras istemişsin yani. Ya kendisi söyledi, ben Mehmet'i benden ayırıyor dedi. Miras dedi, ona kalacak dedi. Ay, sen yaparsan, yıkıldı. Sen yaparsın hayatım dedi. Ya tabii. Git iste dedi. Ben göründüğüm gibi bir insanım. Tabii. Dobracı olduğum için de her zaman kaybediyorum. Tabii. İyi ki de kaybediyorum. Dobracı sen değilsin ki benim. Kim doğru? Ben her şeyi size söyleyince şakır şakır dökülünce... Annen mi dobracı? Benden kötüsü yok. 300 bin liralık nişan isteyen sensin, yaptıran yine sensin. 500 bin liralık düğün isteyen sensin, yapan benim, yapacak da benim. Ondan sonra Ziya'ya işte malı, mülkü, mihriydi, altınıydı, olmayan altınlar isteyen sensin. 50 dönüm tarlaları isteyen sensin. Sen daha... Ben ölmeden mirası ya, bölelim. Istedi, malları paylaşalım diyen yine sensin. Istedi. Anladın mı? Laf konduramadın, oğlun istedi. En azından ben dilimle söylüyorum, ifade ediyorum. Cansu gibi arkadan iş çevirmiyorum. Kredi kartından kendi evime alışveriş yaptırmıyorum. Çantalar aldırmıyorum. En azından diyorum ki ben bunları istiyorum. Vallahi artık ben sizinle konuşmak istemiyorum. Siz benim için bundan sonra el kızısınız. Beni oğullarım vallahi ilgilendirir. El kızı olarak görüyorsan ben de seni kaynana olarak görürüm. Ben seni annem yerine koydum. Hiçbir zaman için saygısızlığımı bozmadım. Ama bundan sonra eğer bu kelimeden sonra devran çok pis dönüyor. İyi izle. Devran dönüyor. Ne devranı döndüreceğim bilmem ama Mehmet, Ziya, ikiniz etrafına bakma, beni dinle Ziya. Dinliyorum Mehmet. Gayet çok iyi dinliyorum. Duyuyor musun sen de beni? Duyuyorum anne. İki tane kız için bana böyle yaptınız. Eğer var ya onların lafına bakar, onları dinler de bizi böyle millete rezil eder, perişan ederseniz vallahi gözlerim açık gider. Hakkımı helal etmem size. Etmem asla hakkımı helal size. Bak. Şu kelimeden sonra... Vallahi dur ben bir şey söyleyeceğim. Bak, bir dakika sinirleniyorum sus artık. Şu anda. Sus artık sinirlendirme beni. Allah Allah hep ben konuşayım. Burada ikizim de şahit. Hatta ikizimle ben. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz şu an. İkimizin arasını bozan hepinizsiniz. Bunu söyleyeyim. Mehmet'le ikimizin arasında bunca zaman hiç kimse girmedi. Bundan sonra da giremez. Ben yıllardır içinizdeydim. Ne aranızı bozdum? Gelmişsiniz burada hepiniz burada üçünüz tartışıyorsunuz. Gelinler üçümüzün arasına girdi. Tüm bizim alt üst oldu. Aile düzenimiz kalmadı onlar yüzünden. Hayır, senin yüzünden bizim aramız bozuldu. Senin yüzünden bizim aramız bozuldu. Bizim aramız bozuldu yani açıldı.
Nasıl benim yüzümden bozuluyor ya? Geçmişsin orada Cansu'nun arkasında senin yüzünden diyorsun. Cansu'dan bir korkun varsa söyle bana. Ya niye benden korksun ya? Cansu sen sus. Burada ben konuşurum, ben yorum yaparım. Sen yorum yapmayacaksın. Anneciğim tamam bakın. Siz ikiniz kardeşsiniz. Tüm Türkiye önünde bu yaptığınız yanlış. Şimdi ikiniz de ayağa kalkıyorsunuz. İkiniz de birbirinizden özür diliyor ve barışıyorsunuz. Hakkımı helal etmem dedim bir kere. Ben sizi böyle mi görecektim? Bana bunları mı yaşatacaktınız siz? Hak ediyor muyum ben bunu? Gel buraya sen. Özür diliyorsunuz birbirinizden. Ben sizi böyle görmek istemiyorum ya. Ben hak etmiyorum bunu böyle ya. Akşam ne demek ayrı yatmak? Özür diliyorsun kardeşinden. Ziya. Lütfen anneciğim. Hiç mi hatırım yok ben sizi nasıl büyüttüm? Ben size ne emekler geçtim? İkinizi ben bir gün ayırmadım. Bir gün ne demek şimdi ayrılmak? Kesinlikle ikiniz... Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Yani bundan sonra da hiç de ayrılmayız kardeşim. Özür dilerim senden. Ben de özür dilerim. Sen, anne, seni ağlama. Sen benim bir parçamsın. Normal kardeşim değil. Sen benim bir aynımsın. Kesinsin. Özür dilerim. Sakın ağlama. Anne. Bir daha sakın. Sen de ağlama. Tamam. Sen de üzme kendini. Hadi geç sen yerine. Ağlama. Biz iyiyiz tamam mı? Merak etme. Ay nasıl içim buruk izledim. Olmaz yani gerçekten. Gitme Medine ablacığım, gitme. Gel şöyle yanıma. Sen bu çocuklara o kadar çok emek verdin ki... iki aylıkken senin kucağına düştüler. Ve hiçbir zaman ayırmadın. Ayrılmamaları için de çok çaba sarf ettin. Yine onlar... bugün onlar için ağlıyorsun. Böyle görmek çok üzdü, çok yıktı. Sabahlara kadar ağladım. Dayanamadım. Başında bekledim kalk gidelim diye. Kalkıp gitmedi, odaya yatmadı. Gel benle yat dedim, yine gitmedi. Anne işte, anne. Yamaz yavrularına. Üzülme artık. Üzülme. Üzülme. Oy oy oy, geçti gitti. Hadi barıştılar. Sen dur, toparla kendini. Diğer kayınvalideler de mutfağa gelsin. Şimdi hamurumu alıyorum anneciğim. Önce sıcak kaynak suyumuz, burada da soğuk suyumuz var. Hamuru hemen 1-2 dakika haşladıktan sonra biliyorsun şok etkisi yaratıp... Aynen. ...soğuğa sokup çıkartıyoruz. Aynen. Ama en altındaki tabaka ıslak olmayacak. Kuru koyacağız çıtırdasın diye. Böyle elimle... Ufalıyorum tamam. Peyniri. Sen akşama kadar ufala onu anneciğim. Tamam tüm sen Türkiye akşama görsün. Kadar açarsın tatlım. Tamam tüm Türkiye görsün ne kadar güzel ufaladığını. Medine anneciğim içerisine tuz yağ attın yapışmaması için. Evet, tereyağları doğru. Eriteceğiz. Peynirler tamam. Ne durumda? Tamam peynirler de burada. Peyniri de buna. Tamam ben de şimdi hamurlarını açıyorum. Kaç tane yufka açacaksın? 4 tane Ebru. Yufka açacağım Medine anne. En tamam. Altı kuru olacak. Tamam. İkinci katı zaten suya bandırıp çıkartacağız. İlk sıcak su, sonra soğuk su, sonra tereyağı alıp ortalarına peynir tamam. Koyacağız. Tamam. Ben de peyniri ufaladım zaten arasına atacağımız peyniri. Ama Ebru çok üzüyorsunuz beni biliyorsun değil mi kızım? Ya dün ne diyordum? Bak üzmek bir yana. Bak ben de üzüldüm senin orada ağlamana. Çok ama üzüldüm. Ama sen dün bana ne dedin? Bundan sonra Cansular bizim rakibimiz dedim. Sen bak bir şey söyleyeceğim. Sen bu yarışmaya benimle geldin değil mi ilk başta? Tamam. Senle geldim. Doğru. Sen beni savunman gereken yerde. Ben sana ne dedim? Cansu gerçek yüzünü gösterecek sana. Ama sen inanmadın. Hep saftın. Böyle iyimser davrandın. Hep iyimser gittin. Ama ne oldu? Mehmet şu an böyle oynatıyor. Ben ne zaman için aralarını bozdum? Bak düşman kesildiler. Düşman. Vallahi Ebru yani... Ama ben de senin burada Ziya'ya şey yaptığını duydum yani. Gaz veriyordun Ziya'ya resmen. Onun kadar olamadın dedim. Kötü bir şey mi söyledim? Bak yine söylüyorum. Onun kadar olamadın dedim. Canım benim yaptığınız yanlış ama.
benim neden size kızdığımı da biliyorsun yani. Ben sizin her şeyiniz dört dörtlük olsun, her şeyimiz çok güzel olsun. El alemin içerisinde biz rezil olmayalım diye ben size böyle davranıyorum. Yoksa neden davranayım kızım? Haksız mıyım ama? Vallahi Cansu yüzünden olduk rezil olacağımız kadar. Anneciğim ikinci evet. katı da ben açtım şu an. Tamam. Önceden ısıtmış olduğum tencereye. Dikkat et. Dört eşit parçaya böldüm yapışmaması tamam. için. Şöyle Anla. Haşlamaya bırakıyorum. Tamam kızım. Sıcak sudan aldım. Bunun Hı-hı. şoklanması için soğuk suya attım. İkinciyi alıyorum. Yağladığım, bol tuzladığım hamuruma, suyuma atıyorum. Bir tane daha alsan ne olur yanına? Atayım mı? At. Risk almadım. Hadi parçalanmayayım dedim. Ondan düşündüm. Peynirimi ekliyorum şu anda. Her yerine yayıyorum ki hiçbir yer boşluk hamur kalmasın. Bahane bulmasınlar. Yok bir taraf şöyle, bir taraf böyle. İstersen kızım senin elinin altından ben çekileyim. Kenara burada devam edeyim. Ortasına sadece bir kata peynirimizi koyuyoruz. Peynir efsane yalnız. Hadi Ebru'cum, hadi Ebru'cum. Bittim Medine anne, seni bekliyorum hadi. Şu an. Birazcık üstü yırtılı, sıkıntı olur mu? Olmaz küçük, olmaz, küçük. Hiçbir şey olmaz. Yağlar keseriz. Keşke kestikten sonra sürseydin. Bir şey olmaz, ya kesersin. Ya aralarına da gidi. Ay Medine Allah'ım ben bu kıza vallahi ne yaparsam yaranamıyorum diyorum işte ya. Ama aralarına gidiyor. Hadi, bak hadi, ben geçen hadi. Sen dedim ya keşke yağ sürdükten sonra. Hadi Gül anne, son üst katmanını koyuyoruz. Çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İncecik de bu katı. Bak, bak bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Birazcık bolluk vererek koyarsan daha rahat olur. O şimdi fırına böyle büzülü verecek üstü. Tamam, al koydum senin için. Okey miyiz? Son 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet Sedacığım sen de son dakika yetiştirdin. Ne Neyse ne boş ver fırını. Şimdi benim bir sürprizim var demiştim ay, ya. Evet. Onu getirdim. Aa Murat enişte mi sürprizi? Bana mı? Hadi. Evet sana dedim ya bir sürprizim var diye. Ya, gel, ne getirdin? Onu getirdim. Sana. Kutuyu alabilir miyim yönetmenim? Aa Cem geldi. Evet. Bana gelen sana niye gidiyor? Cem teşekkür ederim ablam. Ay bir şey yazıyor. Notumuz da var. Bülbülünden. Kendi okusun kendi okusun. Gülünün. Zaten öyle. Beni aracı kıldı var ya akşamleyin. Hayır hiç... bana geliyorsa oraya ona niye gidiyor? Beni aracı kıldı diyor kadın. Erinmedi. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Ben görümceğim gelin gibi bir otur bir sus. Aa. Getir getir hadi. Şimdi var ya akşam hiç erinmemiş. Atlamış arabaya otele kadar geldi. Ay! Bana abim bir iner misin aşağıya dedi. İndim baktım ellerinde kutu kapıda. Ay! Ne var acaba içinde? Vallahi gülüme dedi. Şöyle çok ağır abla ama hazırlamış. Var ya anlatamam anlatamam kilolarca. Tamam bırak artık. Ama biraz durur bana musun gelen ben bir abime? Şey tamam bakacağım ben. Allah'ım bülbülünden ya. Gülüne. Ya. Murat'ım ya. Ben de geleyim yanına. Bazen böyle jestler yapar. Geleyim yanına dur ya. Her zaman jantidir vallahi. Valla sana da bu yakışırdı. Sana yakışanı yapmış gördün mü? Murat'cığım sen gerçekten kadınların kalbine giden yolu çok iyi biliyorsun. Çapkın seni.
Evlenmez miyim bey? Üç kere desen, üç kere de kabul. Evet bey, yaşa. Kabul. Ay, ay açayım mı? Ay hadi, açayım hadi. Açayım mı? Açayım mı kızlar? Aç, aç, merak ettik, aç. Bana da söylemedi ne olduğunu, çok heyecanlandım. Aç abla, aç. Ne oldu? Aa, yüzü düştü. Ne çok oldu? Güzel ya. Abla açar mısın? Ay. Neyi göndermiş? Allah seni ne yapmasın artık yani bu kadar Murat iyi niyetimi ya, niye suistimal ediyorsun? Of. Et görünümü altında soğan. Ay. Ama bir tane değil ki kilolarca gerçekten. Bak Allah aşkına bakın ya. Bakın. Ama... Etin üstüne bir de soğanın üstüne koymuş eti ya. Şimdi bu temde. Gül abla, ciğer kavurması soğansız olmaz ya, online olmamıştır. Sen var ya sen, bütün hayallerimi, her şeyimi alt üst ettin. Ama bu senin Gül abla, bak tamam mı, buna hunharca davranma. Bana met etme artık. Adam ölmüş. Bana met bak... etme. Çok annesi güzel. Bana yıllarca soğanı soydurdu, yedirdi. Yetmedi, şimdi sen mi soğan yolluyorsun bana? Al götür gözüm görmesin be. Ciğer için dedik. Neler yapardı bana biliyor musun kaynanam? Et yemeği yapardı. Etleri kenara koyardı. Soğanları toplardı. Et Murat'a, soğanlar bana. Aa! Aynısını yapıyor şimdi bana. Anası da çekti. Annesi miras mı bıraktı çekti. Acaba? Soğanı miras bıraktı evet. Anası tabii. Ne i̇şte mirasa artık? Biraz saygılı olman lazım. Aa. Soğana da saygılı olman ay, lazım. Ay seni göreceğim Medya. İki tane gelin alıyorsun. Seni de göreceğim. Merak etme. O gelinleri bana sorma ha, zaten. Sana da göreceğim. İçim yanıyor. Aa. Bak son derece moralim bozuk. Gül abla. Son derece gerginim. Al soğanlarını git. Gül hadi, abla istemiyorum bunu alıp ben. Gidemem. Bu senin al, hediyen. Ne yapayım ben soğanı sana ya? Sana verdiler. Ben şöyle koyayım. Sen ne yaparsan yap. Ben bir elçiyim. Menemen yaparız kız akşam otelde. Ay bırak Seda Allah aşkına ya. Bülbül Murat, sana sesleniyorum buradan. Bak, halime bak. Gülün soldu artık. Artık o bülbül ötmeyecek bu pencerede. Haberin olsun. Ya o kavurmam gelir, ya da ben bu soğanları sana yediririm. Haberin olsun. Son sözüm bu. Artık bülbül ötüyor. Gör bak herkes beni alaya aldı gör. Herkes beni alaya aldı. Yazıklar olsun sana. Bak, nasıl alay ediyorlar benden görüyorsun kaldı. Değil mi? Boş yani, kalan çerçeve. Şu sarı papatyanı ne hale soktun? Evet galiba Murat abinin bu son şakası sana gerçekten çok ağır geldi. Gelmez mi? Tabii senin ki. Senin cevabın ne olacak? Bence böyle boş vallahi, kalma. Derya Hanım işkembeler geliyor, paçalar geliyor, soğanlar geliyor. Bir de beni kandırarak but resmini koyuyor üstüne. Üzülme. Nasıl üzülmeyeyim? Üzülme biz ona bir cevap bulalım tamam mı? Hadi herkes yemeklerini bitirdi tadıma geçiyoruz. Su böreğim hazır. Şimdi sunuma hazırlıyorum. Şeye rağmen bugün çok güzel yemek çıkmış. Yani tabaklar birbirinden güzel görünüyor. Mis gibi bir koku var burada. Meyveli tartla tadıma başlıyorum. Vallahi iyi iş çıkardınız. Bakalım en güzeli hangisi oldu? Güzel ama bu böyle tabandaki muhallebisi eksik. Biraz. Kötü değil yine de.
teması güzel, güzel dizilmiş. Sadece tadı biraz, yani lezzeti biraz sası kalmış. Böyle bir aroma eksikliği var. Birazdan sorarız neden. Çok güzel gözüküyor, güzel dizilmiş, güzel pişmiş. Muhallebisi çok lezzetli. Tamam, şimdi anladım. Bunda muhallebinin tadı eksik ikinci tabakta. Bunda anladım nasıl olması gerektiğini. Gayet başarılı olmuş. Çok güzel gerçekten. Birazdan onun için kapışacağız burada kim yiyecek diye. Bu da güzel. Çok başarılı bir tabak. Gerçekten hepiniz bugün güzel iş çıkarmışsınız. Bence kötü tabak yok. Hepsi çok lezzetli. Sadece nasıl söyleyeyim? Tadını daha iyi veren ve vermeyen var sadece. Mesela birinci tabak görünüşte çok güzel ama ne yazık ki muhallebisinde bir tat eksik olduğu için çok fazla aroma vermiyor. O yüzden ona 6 puan veriyorum. Bence fena değil. Buna ondan bir tık daha iyi olduğu için 7 puan veriyorum. Bu tabağa geldiğimde aslında tadının nasıl olması gerektiğini anladığımdan dolayı tam tabına 9 puan veriyorum. Gerçekten başarılı. Son tabakta lezzet açısından sadece 1 puan farklı ya. Puanlarım 6, 7, 9 ve 8. Nereden başlasam? Şöyle bakayım. 7'den başlayayım. Bakalım kim 7 puan almış. Açıyorum. Ebru, 7. Kötü puan değil Derya Hanım ama 9 olmasını beklerdim. Evet, sadece muhallebisinde bir lezzet eksik. Şekerini olduğu gibi koydunuz herhalde. Koyduk. Evet, şekerini de koyduk şeker. Ama tadı nasıl eksik onu anlamadım ama bilmiyorum. Birazdan siz de gelip bakarsınız. Yani bariz bir lezzet tat farkı var. Devam ediyorum. Bu tabak 8 puan aldı. Bu da çok güzel bir puan. Altın kazandırmıyor ama haneye eklenince gayet mutlu ediyor. Bakalım bu tabak kimin? Cansu. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ya böyle bir tık fark var bunda gerçekten. Birazdan bence hepiniz gelin bir bakın tadına. Ne dediğimi anlayacaksınız. Bu tabak benden 9 puan aldı. Diğeri 6 puan. 9 alan tabağı açıyorum. Bakalım ilk çeyrek altın kimin olacak? Gülçin mi, Seda mı? Gülçin üstelik bugün elleri bağlı hazırladı. Ve 9 alan tabak Seda'nın. Oh be! Yes be! Yaptı muhallebisini? Ben. Her şey. Erkekler dokunamıyor ya zaten. Ha doğru ya, bir kafam karıştı. Onlar dokunamadığı için ben dört dörtlük tabak çıkarttım. Eline sağlık. Evet, birinci tabakta anladığım durumu şimdi. Sizde süt yoktu. Evet. O bayağı bir lezzet farkı oluşturmuş. Üstelik bugün tek elle yarıştın ya. Yine de helal olsun. Neler yaşadınız? Buyurun izleyelim. Artık benden hiç ayrılamayacaksın. Gördün mü? Bağlattın tamam, bizi. Tamam. Sakin ol. Şimdi önce şampiyon. Bunu hemen yağlamamız lazım. Seda uzaklaşır mısın? Hayır, uzaklaşır mısın? Hiç mi? Hadi ete dokunmadın da elmayla da mı yeni tanışıyorsun? Ya yetiştirmemiş diyorum bunların Hatice anne. Bunların hepsini Hakan söyledi böyle yap diye. Ben de ona dersi onu yaptım. Hatice ay, anne. Bak, yani bak. Her zaman çok özür dilerim. Hem cinsimin tarafındayımdır ama bence bir kez daha düşünmen düşünüyorum. Gerekiyor. Düşünüyorum.
Bir de diyorum ekşi. Çünkü en son öyle limonu salatanın üstüne sıkar gibi sıkmışsın. Evet. Orada ama beni Hakan yönlendirmedi. Şekerle karıştırmam gerekiyordu. Evet. Yönlendirmeyince ben orada hata yaptım. Hepsi neden? Ya. Neden bunların hepsini yaşadınız? Cansu'nun kutusundan birini seçme hakkı çıktı. Sizi seçti. Bir de üstelik aynı gün siz de kutu evet. seçtiniz. Ve bir tane ana malzemenizi aldım. Bakalım bunların hepsine değdi mi? Alalım kutuyu masanıza. Üç zarftan mavi olanı seçtiniz değil evet, mi? Evet, mavi. Mavi de bayağı kararlıydınız. Maviyi seçtiniz. Buyurun şimdi tek tek neler kaybettiğinizi açalım. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Aç bakalım. Aç bakalım Gülçin. Önce ben mi açayım? Of. Ah ah ah. Ne güzel olurdu. Gün puanına puan. Artı 20. Evet. 20 puanı kaçırdık. 20 puanı kaçırdılar. Oo. Hadi canım bir tane daha mı öyle? Yok. İstediğin bir yarışmacıyı diskalifiye yani. Edebilirsin. Daha yeni geldiniz. Yırttınız. Evet. Görüyor musunuz? Cansu yırttın. Seda'yı diskalifiye ederdin işte. Belki kendileri diskalifiye olurlar bugün Derya Hanım. İşte bu yüzden diyorum burada her an her şey yaşanabilir. Evet final haftasındayız. Bakalım. Ya kırmızıyı seçselerdi istediğiniz kişiyi buradan yollayabilecektiniz. Evet. Evet. Ama bakalım. Belki mavi daha güzeldir. Evet. Bu zarflar kimini biri sevindiriyor, seçelim. Kimini üzüyor. Ay burada çeyrek yazıyor çeyrek galiba. Çeyrek göründü. Çıkartıyoruz. Oo! Çok güzel. İlk çeyrek altın sizin. Gerçekten buna değdi. Yeter. Bileğinizin hakkıyla alın. Bileğimizin hakkıyla alın. Gülçin git al altını. Git. Ya Derya Hanım, gelen geçen altını mı alıyor? Yemek yapamıyor, altın alıyor. Sedacığım artı 50'yi kabul ederken iyiydi. Sedacığım. Ama hayır kurumuna döndük burada Derya Vallahi Hanım. Vallahi hayır kurumuyum. Hadi sen tak bana. Ay ne takacağım ayol? Hadi. Ayıp ediyorsun. Derya Hanım yakamızı zaten takmıyoruz ki ya. Bir de kendi 50'yi geri alayım mı İlk senden? İlk çeyreğim ben bunu takacağım. Alın Derya. Seda boşuna oynadın ya. Hayır benim onlara şu an ekstra bir sinirim var. Ama konuşmayacağım. Çünkü Seda konuşunca hep suçlu hayatım, oluyor. Konuşmayacağım. Bana takar mısın? Kırmızıyı seçmiş şunu olsaydık takalım. Seda. Diskalifiye. Bence dua et sen çeyreği kaybettin. Bence çeyreği, bence dua et. Bileğinin hakkıyla al, öyle yen beni. Bileğinin hakkıyla artı 50 puan mı aldın Seda? Ne demek istiyorum? Seda? Hakkınla artı al. 50 puan aldın Seda sen de kutudan. Diskalifiyeyi burada hak eden tek bir çift varsa o da sizsiniz. Bak ağzımı açtırmayın benim. Gerçekten açtırmayın. Bakacağız. Daha hafta bitmedi. Seda bir şey mi demek istiyorsun? Derya Hanım ondan sonra Seda hatalı oluyor. Seda yeni gelene yükleniyor oluyor. Yani konuşmayayım değil mi ben artık? İzleyip Seda ya çeyreği her kaybettiğinde böyle yapıyorsun. Ben kaybetmedim ki kazandım. Şan kaybettin. Şansını aldım benden. Şans da olsa kazandım sonuçta aldım yani. İzleyip peki. Göreceğiz aynen. Evet. Seda sonra soracağım ben bu mevzuyu sana. Bir tamam. şey var, bir şey var. Ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Bakalım neymiş? Şimdi tadıma devam ediyoruz. Sırada Ziya var. Hoş geldin Ziya. Hoş buldum. Su böreği sever misin? Çok severim. Annişin yapar mı evde? Evet yapıyor. İnşallah da yaptığı gibi yapmıştır. İnşallah. Vay haline yoksa. Hadi bana başlayalım. Vay halime o zaman. İçini göster bize. Katları güzel olmuş Şöyle. Mu? Hamurlar birbirine yapışmış mı tek tek mi? Yani tadı da güzel geldi. Hı. Ama sanki biraz fazla mı tuz var onu anlamadım. He. Acaba hepsinin tadı mı böyle? Devam et kıyaslarsın. Yani. Farkı var. Bu daha mı az tuzlu? Bu daha çok tuzlu olmuş. Peynirinde mi kaynaklanıyor bilemedim. Evet. Bu çok tuzlu, bu orta. Hı, peki. Tuzlu geldi bana. Bu da güzel olmuş ama. Hı hı. Bu çok yağlı Derya Hanım, çok yağ zarar.
Çok yağlı olmuş bu. Biraz da sanki pişmesinde mi sorun var anlamadım. İç yumuşak kalmış sanki bunun. Yenilebilir ama yumuşak kalmış. Peki. Belli zaten çok da yağlı olmuş ya bu kadar yağ zarar bence. Bu da güzel ama dediğim gibi çok yağlı, ağza yağ bölüyor, yağ dağılıyor ağzımda. Hangisine kaç puan veriyorsun o zaman? Bu tuzlu olmuş. Evet. Tadı da güzel ama buna 2 vereceğim. Buna 5 vereceğim buna, bu güzel. Evet. Bunlar çok yağlı. Bunlara eşit puan vermek istiyorum. 2-2. Neyse, bir de vermedin. Bir vermedim, birlikte yiyelim. Biliyorsun o kadar hamur açtılar, emek verdiler. Evet. Puanlarımız 2. 5, 2, 2. Emin misin? Eminim. Açalım birinci tabağı. Açalım. Seda. Ben kesinlikle ve kati suretle onun 2 puanlık bir tabak olduğunu düşünmüyorum. Bunun püf noktalarından bir tanesi haşladığımız suyun deniz suyu kadar tuzlu olmasıdır. Hamurunda değil ki, içinde tuz var. Hamurunda zaten yok. Peynir, kullandığımız peynir buna özel tuzlu bir peynirdi. Ama hani nasıl o kadar... niye gelmedi ki? Çünkü ondan sonra ağzının tadı değiştiği için sana öyle gelmiştir. Yok, yok. Ben şimdi şunu tavsiye ediyorum size. Bir aşamada tuz kullandınız mı? Hayır. Sadece haşlamada tuz kullandınız. Haşlamada. Evet. Ben sana şunu tavsiye ediyorum. Hatta bütün damatlar. Şimdi mesela bir tane tabaktan alıyorsunuz ya. Gerçekten birer yudum su içmeliler bence Derya Hanım. Ki aradaki lezzet farkını anlayabilin. Bunu kendi işimde dahil. Benimki gerçi hiçbir şekilde anlayamıyor da o lezzet farkını. Daha hoş olabilir. Tamam, elinize sağlık ve bundan sonrakilerine ne diyecek üç ona bakalım. Üç verseydin bari. Lezzeti güzel demiştim. Güzel, evet. Çok beğenmiştim. Ama güzel, evet. Ziya bugün bolca 2 vermek istedi. Sıradaki 2'yi açalım. Açalım. Cansu. Neyini beğenmedin? Neyini beğenmedim? Evet. Gayet de güzel açtık. Yaptık. Neyini beğenmedin? Ben ondan bir tepsi yesem tepe taklak giderim. Yani. Neden? Aa. Nedenini soruyorum ben sana. Çünkü çok yağlı. Bu da çok yağlı. Bak üstünden bastırınca yağlar fırlıyor ya. Çünkü yağlı olur yani. Niye su bunlar yağlı değil o zaman? Şimdi 5'i açalım. Bakalım bu tabak Ebru'nun mu yoksa Gülçin'in mi? Beş alan Gülçin. Sen hayatında su böreği yedin mi Ziya'cığım? Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Sen hayatında su böreği yedin mi? Evet, yedim. Su böreği nasıl oluyor anlatsana bana. Bu kadar yağlı olmuyor. Bak ciddi anlamda şu an yanına gelip seni geliyor sinirden, biliyor musun? Sana bir şey söyleyeceğim. İkiniz birbirinize bakarak mı yaptınız? O benden kopya çekmiş olabilir. Bu kadar olabilir. Da yağ olmaz. İkiniz de aynı yapmışsınız vallahi. Diyecek İkiniz şey de aynı yapmış. Kopya çekiyor. Devamlı. Ya ne Ebru... Ya bir sus. Ben konuşuyorum. Bir bilmişsin. Ben de cevap vermek istiyorum. Bir bilmişsin. Kopya çekiyor. Kopya çekiyor ya. Ne kopya çekeceğim ya? Çekmiyor mu? Ben ne yaparsam yapmıyor mu? Ya şöyle ne yapıyorsun? Aynı hataları ya yapıyor. Ben bakmadım bir kere. Bir kere bile baktım mı anne? Ben çıkartıyorum. O ben çıkartmıyor. Orada annem senin tarafındaydı. Ben buradan yağlamayı da burada yaptım. Senin tarafında bile yapmadım. Senin gözlerin arkada da vardı. Ya evet ya. Hemen tabii kötü aldın ya hemen bana suç at zaten. Hani tabak benimdi Hüsnü abla. Sus. Hadi cevapla, hani tabak benimdi. Ağzınızda bir sakız gibi yapışmış Ebru'nun tabağını buluyor. Ebru'nun tabağını buluyor. Buluyor çünkü, doğru. Nazar ettiniz ya. Bir kere bulamamış ne olmuş? Bir kere olabilir. Bir kere yanılmış ne olacak ya, bir ki? Kere mi yanılmış? Kaç gündür ben düşük alıyorum, sen iyi misin ya? Ziya'dan hep yüksek gözlerin de kör olmuş yaşlanınca. Ya birazcık düzgün konuşur musun lütfen? Ne demek o? Saygılı olur musun biraz? Senin karşısında Mehmet çocuk de, yok. Bak Mehmet de gelince göreceğim seni. Allah Allah. Gelip orada 5 alınca oynamasını biliyorsun ilk ben, defa. Ben gidip de böyle yaptığım zaman senin annene ay kaynanama suç atmıyorum, tamam mı? Senin gözün böyle bozuk değil ki göremiyorsun falan diye. Birazcık saygını takın, beni sen deletme. Sen çünkü 200'lüsün. Tam, neden evet, biliyor evet, musun? Evet evet 200'lüyüm. Çok tamam, işine gelmiyor. Tamam. 200'lüyüm. Tartışmanıza karışmıyorum. Sadece tek bir konuda Cansu'ya hak veriyorum. Evet, karşında bir büyük var. Hüsniye ablaya öyle kör... Yaşlı falan böyle. Ay sinir etti ama kimlaşmak tarzına getirmiyor mu Derya Hanım? Tamam. Sinirlendin ama kendine hakim ol. Şimdi bugün
Kayınvalideler locada oturuyorken özellikle Medine öyle bir şey dedi ki şimdi onu dinliyoruz. Bir abla görüyorsun değil mi? Şimdiden, şimdiden. Sanki kendisi farklı oğlanı mutfakta nasıl fitliyor gördün değil mi? Sanki kendisi... Sana çok üzülüyorum. Çekeceksin sen bu gelinden. Sorma, sorma. 26 yıldır oğlanlar benim sözümden çıkmazdı. Tamam mı? 6 ayda her şeyi alt üst ettiler. İşte el kızı gelince böyle oluyor. Alt üst ettiler 6 ayda. Bir bak şunların yaptıklarına bir bak. Daha neler yaptılar, neler yaptılar, neler. Neler. Çok eviyordun. Çok eviyordun Ebru'yu. Ne oldu şimdi? Gül abla ben ne bileyim ya. Bunları buraya getirene kadar vallahi böyle bir şeylerini görmediydim. Anne, anne, anne arkamda dolanıyorlardı. Ama bir karar aldım. Ben bundan sonra onların anneleri falan değilim. Bundan sonra onlar benim için el kızı. Gerçekten. Kayınvalidenizi bezdirdiniz mi? Ya hiçbir şey yapmadım. Ne yaptım bezdirecek Allah aşkına ya? Hiçbir şey yapmadım, hiçbir suçum yok. Ne yapacaksın canım, çocuğun paralarını yedin. Hiçbir şey yapmadılar, sadece ortalığı karıştırdılar. Ben ortalığı falan karıştırmadım. Ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmam. Öyle bir insan değilim çünkü. İkiniz de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Biriniz elinize bir ip yumağı almış, öbürünüz de yumağın öbür tarafına tutuyor. Böyle çileler olur ya, o çileyi böyle aldınız elinize, karman karışık bir şey yaptınız. Ortaya çıkan eser, İki oğlan birbirine girdi. Eseriniz bu, övünebilirsiniz. Ebru sen ne diyorsun? Konuşmayacağım Derya'lım çünkü çok doluyum. El kızı demesine üzüldün mü? Ya ben burada ne yapıyorum ya? Siz görmüyor musunuz ne yapıyorum yani? Saygı yok. Evvela bak en önemlisi ne saygısı yok? Bana neler neler yaptın ya? Ne saygısı yok? Ama gerçekten çok moralim bozuk şu anda. Susunca çok doğru oluyorum ama konuşunca çok yanlış oluyorum. Hiçbir şey konuşmuyorum. Hiç susmuyorsun ki. İlk zamanlar böyle susar gibi yaptın yaptın. Sonra bir açıldın pir açıldın maşallah. Tutabilene aşk olsun. Yarış atı gibi oldun kızım. Niye ağzını açmıyorsunuz ya? Ben bu zamana kadar hep niye seni korudum. Niye açmıyorsun? Bekle, niye oradan bak, konuşuyorum sırayla değil mi? Ben söyleyince mi açıyorsun İzin ağzını? Konuşturmuyorsun ben ki işte artık çocuğu. Ben artık ikinizin, üçünüzün artık hepinizin arasında karışmamaya karar verdim. Neden? En başta hep ben seni böyle savunuyordum, savunuyordum. Ortalık böyle karıştı. Saçıldı. Benim ikizimle aram bozuldu. Artık ben size karışmamaya karar verdim. Ben ne zaman sizin aranızı bozdum? Bozuldu diyorum. Sen bozdun demiyorum. Bozuldu ortalık. O yüzden ben de artık hiçbirinizin arasında karışmak da istemiyorum. Ortada ben kalıyorum çünkü. Senin başında böyle bir anne olduğu sürece biz evlilik yolunda ilerleyemeyiz. Ne demek böyle bir anne olduğu sürece? Ben konuşmuyorum. Sen... Artık Derya Hanım ben konuşmak istemiyorum artık çünkü çok doluyum ciddi anlamda. Sen anneme suç at, annem sana zaten atsın, Cansu sana atsın, sen ona son söylediğin çok ağır bir şeydi. Olmaz. Evet, konuşmayalım daha fazla. Böyle bir anne olduğu sürece. O zaman ben anneler olmayayım. O zaman Derya Hanım benim burada da durmamın bir anlamı yok. Medine abla ya. Her şeyi karıştırıyorlar, böyle orta yere saçıyorlar. Arkada da nasıl davrandıklarını görüyorsunuz. Burada herkes süklüm püklüm ama arkaya gelince... Herkes yani yapacağınızı yapıyorsunuz. Oğlanlar benim yanıma gelemiyor ya. Geliyor mu Gül abla? Gelemiyor. Korkularına oğlanlar benim yanıma gelemiyor. Gelemiyor. Ben senin yanında niye durayım? Ben oğlum için buradaydım. Ama oğlum da benim yanımda değilse benim de senin yanında durmamın bir anlamı yok o zaman. Ben çıkabilir miyim Derya Hanım? Benim çıkmam gerekiyor. Sen oturdun yerde ben bence. Ben çıkmak istiyorum sen ya. Sen zaten kaldın yani. Sen oğlanın başındasın böyle. Taç gibi oldun sen. Tamam, çıkmak isteyen çıksın. Sizce buradan kim çıkmalı? Ben gitmek istiyorum yani. Birazcık hava alsam iyi geldi. Ağlayarak her şeylerini çözüyor zaten. Sıkıntı yok. Bu VTR Ebru'ya çok dokundu. Medine abla ne olursa olsun seni aslında anne olarak görüyordu. Ve bundan sonra ben kayınvalidem... Ya kayınvalidenizin demen ağırlarına gitti. Beni anne ama olarak o da çok ağır cevap verdi. Ziya sana teşekkür ediyorum. Tadım da yaptın. İstersen Ebru'nun yanına geçebilirsin. Biz şimdi Hakan'la devam ediyoruz. Ha,
Hakan hoş geldin. Hoş buldum Seda Hanım. Dışarıdan tartışma sesleri fazla yükselince Medine abla da çocukların yanına gitti. İnşallah sorunlarını çözerler. Güzel bir aileler çünkü. Hakan başlayabiliriz. Su böreğimiz tabii, var. Tabii Derya Hanım. Fena değil. Bu biraz kuru Derya Hanım. Bu da biraz hamur kalmış. Ama tadı fena değil. Peki. Birinci tabak şu an iyi. Bunun da biraz tadı değişik Derya Hanım. Nasıl değişik? Pek peynir tadı da yok ya da peyniri az. Ortasından bir böl. Mesela şu. Bakın Derya Hanım. Bu biraz daha yoğun. Tadı güzel. Bunu ortasından bir böl bak. Bıçağına mı denk gelmedi, çatalına mı denk gelmedi? Yani biraz ya da farklı dağıtmışlar. Bununki biraz az. Geçebiliriz. Tamam. Nedir puanların? 5, 3, 4, 2. Tamamdır. Bir teşekkür kullanmayalım. Ederim. Hemen hemen hepsi birbirine. İkinci tabaktan tabii başlayalım. 3 puan verdin. Açalım. Seda. Eşini mi aradın Hakan abi? Eşini aramadım da Seda seninki biraz bak şekil olarak da. Üst kısmı şekil olarak kızarmış değil. Merdaneyle kestirdiğim için. Yani su böreği kuru börek olmuş. Anlatabilirsem, izah mesela edebilirsem. Üst tabii dedim. Üstünü anlatıyorum Hakan abi sana. Üstü evet biraz fazla çıtırdamış. Ama tabağımı yediğimde çok güzel bir su böreği. Keşke 4 verseydin ama inşallah eşini bulamamışsındır bugün. Onun için dua bakacağız, et lütfen. Bakacağız Seda. İnşallah bulamamışsındır. Üçüncü Hakan tabağı abi açalım. 4 puan verdin. Açalım. 4 alan Cansu. Tebrikler. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ve şimdi gelelim 5'e. Gülçin'in adını henüz duymadık. 5 alan Gülçin mi yoksa Ebru mu? Beş alan. Açalım. Ebru. Ebru burada değil. Konuş kız. Sevinemeyecek. Anladım. Gülçin 2 puan aldı. Hakan bir şey söyleyebilir miyim? Ama gerçekten sen benim en çok Gülçin hangi yemeğimi beğenirsin? Senin böreğin çok güzel ama neden? Ben az önce 5 puan aldım biliyor musun? Ama dediğim gibi bak. Hiç konuşma yani bence. Bunun tadı hiç konuşma. Gerçekten. Neyini beğenmediğini söyler misin? İşte bu bak onda peynir görünüyor. Yani çok iyi dağıtılmamış. İçini ya tam da açar buraya mısın? Gelebilir miyim? Gelebilir. Gel, gel bak. Bak. Sen bunu açmadın bile. Ha, söyledim de o kadar. Evet. Açtım. Açar mısın bunun al, içini? Al sen aç. Tam aç bak. Sen peynirli bak tarafından niye tadına bakmadın? Tamam bunun da her hepsinde peynir var ama belki dağıtılmamış. Belki bana gayet gelmedi. Gayet iyi dağıtılmış. Buradakiler tabak de erimiş. Bak burası çok yoğun kalmış. Diğer taraftaki peynirler de erimiş. Tamam, bak onun kalan bir yanı 4 puan kalan aldı. Onunla da kıyaslayabilirsin. Yani. Bundan sonra sana börek yok. Sonradan. Börek hakkını kaybettin Hakan. Biz tadıma devam ediyoruz. Sırada Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hoş buldum Derya Hanım. Evet sen ve Ziya burada zor günler geçiriyorsunuz. Evet biraz kaldınız öyle oluyor. Kaldınız anneniz ve eşlerinizin arasında. Medine abla sen nasılsın? Nedir durumlar dışarıda? Bilmiyorum çocukların yanına da gitmedim zaten. Ben gitmedin de hiç iyi mi değilim. Gitmedim. Evet Mehmet sen tadımını yap. Sonra sana da bir şeyler soracağım. Şimdi önce bir puanları verelim sonra konuşuruz. Bunun tuzu çok fazla olmuş. Kıtırlığı güzel. Ama tuzu fazla olmuş ya. Peki. Beklediğim su böreği değil bu. Hmm,
Evet, bunun tadı buna göre güzel. Bunu beğendim yani, bundan lezzetli. Diğerlerine bakayım. Yani bunun görüntüsü buna göre güzel. Pişmesi de güzel, tadı da güzel. Yani beğendiğim tabak bu oldu şu an. Bu ondan daha güzel, bu hepsinden daha güzel. Son tabak nasıl? Bu kuru görünüyor bu. Bakalım yine tadına. Evet, sanki bu da biraz tuzlu olmuş. Hem hamuru kuru görünüyor bunun. Diğerleri gibi yağlı ve çıtır değil yani. Bunu da beğenmedim. İlk ve bu tabağı beğenmedim. Bu ikisi güzel. Puanları nedir? 1, tuzlu. Evet. Buna göre iyiydi. Buna göre bir tık kötü. 4. Evet. 5. Evet. 1. Gel birinci tabaktan başlayalım. Açalım. Gülçin. Evet, fazla tuzu kaçmış. Az önce 5 puan aldı. Evet, kardeşinden 5 puan aldım. Ağzınızın tadı gerçekten ikinizin birbirinden çok farklı. Bilemiyorum. Ben kendim burada tadına baktım. Asla tuzlu değil. Aslında o düşük vermesi lazımdı ama. Yani diğerleri beğendi diye Mehmet beğenecek diye bir kural yok. Demek ki ağız tadına uymamış ki beğenmemiş, vermemiş yani. Ben diğerleri beğendi demedim. Kardeşi Ziya beğendi. Ama tam tersi, şimdi o beğenmedi. İkisi de çok farklı yorumlar yaptı. Biri tuzlu diyor, biri yani tuzundan hiç bahsetmedi bile. Ya ikizler bu aralar evet hep böyle ters zıt puanlar veriyorlar. Devam edelim. Üçüncü tabağı açalım. Beş onu beğendin, en çok onu beğendin. Aç bakalım görelim bu tabak kiminmiş. Açalım. Ebru'ların. Medine ablacığım eline sağlık. Afiyet olsun. Ve şimdi Cansu'ya 1 mi verdin? 4 mü verdin? İnşallah 4'ü vermişimdir yani. Umarım öyledir. Biz de öyle umuyoruz. Açalım istiyoruz. İkinci tabağı. Seda mı, Cansu mu? Cansu. 5 puan. Seda da böreği mi yaptı? Ha, 4 puan. 1 puan aldı. Yani bir puan. Keşke ikisine de 5 vereydim madem ikisi de beğendin. Bir tık şey derken? Yani bir şey olmaz, bir şey olmaz. Güzel yaptın, eline sağlık. İnşallah. Evet, Ebru ve Ziya az önce buradan dışarı çıktılar. Tartışma sesleri stüdyoya kadar geldi. Ben Medine abla onlarla konuşmaya gitti sandım ama iyi hissetmediği için dışarı çıktı. Ebru tekrar stüdyoya gelmeye hazır mı? Gel o zaman Ebru'cuğum. Gel geç bakalım yerine. Seni bu kadar üzen ne oldu? Ne bileyim yani, Mehmet'e bakıyorum, Cansu'yu çok güzel savunuyor, ediyor. Ziya'da bunu göremiyor musun? Bir şey söylemiyorum. Peki siz nişanlandıktan sonra daha mı çok kavga etmeye başladınız? Yani birazcık öyle oldu gibi bir şey oldu. Yani bu nişan olayı sizi gerdi mi yoksa gözünüzü mü açtı, ne değişti? Belki de nişan gerginliği, hani böyle çok sıkıntıya mı düştük artık, yani nazara mı geldi? Ya da iyice aileler iç içe girince mi bir şeyler değişti? Ya ailelerde bir sıkıntı yok ya. Annemle Medine anne de iyi anlaşıyor yani, hiçbir sıkıntı yok. Sadece Ziya ile problemimiz var. Evet, biz çok iyi anlaşıyoruz. Ziya'yı neden destek olarak görmüyorsun? Neden yani yanında siz de görüyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Hani bir şey yapmadım halde hepinizin arasında kaldım işte, yoruldum diyor. Ne yapıyorum ki? Bilmiyorum hani ne yapıyorum. Peki Medine ablacığım, sana şimdi dürüst bir cevap alacağımı düşünüyorum. Bir şey soracağım. Gelininden, Ebru'dan memnun musun? Ziya ile tartışmadıkları sürece evet. Ama Ziya ile tartıştıkları zaman tabii ki ben hani Ziya haklı olduğu zaman Ziya'dan yana olmak istiyorum gerçekten de. Ama hani kesinlikle Ebru'nun üzülmesini de istemiyorum. Bence nişanlılık evresi de bir tanıma evresi. Evet. Aslında nişanlılık daha da iyi tanıma evresi. Yani öncesinde hep cicim ayı, iç içe olmuyoruz. Daha cicim aylarına giriyorlar. Ama nişanlılık evresinde daha iyi birbirlerini tanıyorlar. Kavgalarına da ben çok müdahale etmek istemiyorum, etmiyorum da. Elimden geldiği kadar, benimle alakalı bir durum olmadığı sürece
etmiyorum da. Hı-hı. Çünkü o ikisi anlaşacak, o ikisi bir eve girecekler. Şimdiden birbirlerini tanımaları bence daha iyi. Yani Allah korusun istemem, kesinlikle istemem. Üstüne bastıra bastıra söyleyeyim. İstemem. Ama ayrılacaklarsa bile nişanlıyken ayrılsınlar. Çünkü evlenip ayrılmak kadar zor hiçbir şey yok. Peki Ziya tekrar burada. Ziya sen ne diyorsun? Vallahi ben bir annem arasında kalıyorum. Bir de hayatımı geçireceğim kadın arasında kalıyorum. Yani ikisinin arasında kalıyorum. Hani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani artık ne yapmamı istiyorlar ben onu anlamıyorum. Yani ne yapmamı istiyorsunuz? Vallahi bizim aramızda kalacağın hiçbir durum yok. Anne direkt hani direkt Ebru'ya soruyorum. Ne yapmamı istiyorsun Ebru? Biz annenle tartışsak da esnekle bir şekilde bir ortasını bulup beraber yapıyoruz zaten. Evet. Ama burada sadece biz değil aileler de evleniyor. İki yönü de bulmak sana düşüyor. Hep sürekli seni mi haklı görmeliyim peki? Ben sürekli beni haklı gör demiyorum. Ben dört dörtlük bir insanım da demiyorum. Ama benim haklı olduğum yönlerde beni savunmanı isterim. Ama o sende göremiyorum onu. Anladın mı? O peki, sende yok. Ama sen haksız olduğu yönlerde de beni savunsun diyorsun. Hayır, ben öyle demiyorum. Sen... Bak ben yine söylüyorum. Dört dörtlük bir insan değilim. Hatam olduğu yerde zaten ben hatam farkına varıp özürümü de diliyorum. Şimdi sürekli haklı haksız kavgası yapıyorsunuz. Onu bir kenara bırakalım ama şöyle de bir gerçek var. Burada bütün yük, bütün sorumluluk, bütün suç hatta 26 yaşındaki bir delikanlının üstünde mi kalıyor? Ziya'nın üstünde mi kalacak? Tecrübeliler konuşsun. Hatice abla sen ne diyorsun? Yani tabii ki bir kişinin üstüne yıkılmasın. Bence yani eşin de hatası olabilir, annenin de hatası olabilir. Ama bu oturup o çözüm neyse, ya şöyle oldu, böyle oldu diyerekten bir kendilerine bir düşünüp pay çıkartmaları lazım. Herkes kendi hatasını alması lazım. Ondan sonra zaten bakacaklar ki ha şu iyiymiş, bu iyi alacaklar ve de anlaşacaklar bence. Vallahi böyle anlatınca yani kulağa çok kolaymış gibi geliyor ama kaynana bir taraftan, değil. Anne bir taraftan, damat bir taraftan, gelin bir taraftan olmaz. Yani bir çözüm noktası bulması lazım bence. Yani arada kalan sanki hep erkekler oluyor. Sen ne diyorsun Gül abla? Vallahi Derya Hanım, şimdiki gençlerde ben saygıyı görmüyorum. Kayınvalideye saygıyı görmüyorum. Eğer eşini seviyorsa annesini de sevmek zorundasın. Sen niye sevmedin yani o zaman? Bir dakika şimdi bir sus. Ya. Yani bu kayınvalide, anne yani eşinin annesi. Biraz saygı görmek ister, sevgi görmek ister. Yapmadım ama mı? Verilmiyor. Yapmadın mı Gül abla? Sen burada şimdi dönüp de kıza izzet ediyor, bu nasıl olacak, iyi düşünen sen değil miydin? Hem sende hem Cansu'da saygıyı görmüyorum. Biraz saygı. Eşini seviyorsan annesini de seveceksin. Ben annesinden mi vazgeçsin dedim. Biz var ya vallahi ortayı bulmak zorunda. Yani. Ortayı bulmak zorunda. Benim annem ona damat gibi davranmıyor, oğlu gibi davranıyorsa Medine anne de bana gelini gibi değil de kızı gibi davranması gerekiyor. Yeri geldi mi dört dörtlük kızı gibi yapıyor ama yeri geldi mi bilmiyorum artık Cansu'yla benim aramda mı kalıyor ediyor. Ne bileyim Cansu'yu kötülerken bir anda ona iyi oluyor. Vallahi biz kayınvalidemizden var ya titrerdik. Yemin ederim titrerdik. Kur'an çapsın bak. Yemin ediyorum. Senin kayınvalidenle aran iyi değildi. Bunu artık ama hepimiz burada biliyoruz. Ya, ya, ama biz korkardık. Sesini yükseltir miydin ona? Asla. Ne ben de hala kayınvalidemden kesinlikle çekinirim. Sensin dememişizdir. Eltim de bende. Önünde tartıştınız mı hiç? Hayır. Nereye tartışacaksın? Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim biz rahat oturamazdık bile. Şöyle otururduk bak karşısında. Ama o zamanlar öyleydi. Hayır öyle değil. O zamanlar, diye bir öyleydi. Şey yok. Benim annem de mesela o zamanı bu zamanı uyumamış. Yok. Hayır peki, o zamanlar diye öyle bir şey. Peki sen varsayalım ki kayınvalidene yanlış bir şey yaptın. Eşin ne yapardı? Vallahi kayınvalidemin söylememesi için dua ederdim. Hı. Yanlış bir şey yapsam. Peki sana bir soru soracağım Gül anne. Sen haklı olduğun yönde kaynanan seni haksız gibi gösterip de eşin sana bağırsaydı ne yapardın? Ben çok gördüm o günleri. Çok yaşadım. Ama işte diyorum ki o eskiden kalmış. Bak benim annem de yani çok eski zamanlarda hiç uyumuyormuş. Diyormuş ki ben uyuyacağım ama sen uyumayacaksın. Sabah kadar ayakta duruyormuş. Yani şu an eskisi gibi değil devir zaten, anladın mı? Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Yani tabiri caizse siz de gençsiniz.
Şimdi eski devir, eski devir, eski devir, eski devir dediğiniz yani sizin annelerinizin devri. Tabii. Yani bir kuşak atlamış oluyoruz. Yani böyle çok bir eski devir dediğimiz 5-6 kuşak falan yok arada yani. Yüzyıllar yok. Yüzyıllar yok. Eski devir dediğiniz. Bence şimdiki gençler daha her şeyi ben bilirim, ben bilirim. Şimdi karşınızdakinin bir tecrübe sahibi olduğunu unutuyorsunuz. Yıllarca evlilik yaptığını unutuyorsunuz. Hayattan biz de tabii ki biz de böyle gelmedik. İnanın yani benim kayınvalidemle kayınpederim Allah rahmet eylesin. Kayınpederim vefat etti ama ben kayınvalidemi görünce çok çekinirdim ve hani eski devir eski devir diyorsunuz ya ben 5 yıl 10 yıl öncesine kadar gerçekten hala çekiniyordum. Kayınpederimden zira öyle yani çok çekinirdim ben. Yani benim eşim daha annesine babasına bunu ciddi ciddi söylüyorum yani kavgalarımızda olduğu tabii ki her evde olduğu gibi tartışmalarımızda olduğu ama bilmiyorum ya ben kayınvalidem olmadan bir sürü çocuk büyüttüm. Kayınvalidem olmadan doğumlara gittim. Annem de çalışıyordu benim annem de gelemedi yani ben kendi başıma doğuma gittim geldim. Derya Hanım. Ama ben bir günde kayınvalideme diyemedim ki işte senin yüzünden sen gelmedin şöyleydi böyleydi diyemedim. Kayınpederime de zira öyle. Allah rahmet eylesin. İkisini de severim bak. Hüsniye abla sen iyi misin? Ya tabii ki bu olan olaylar yani beni de üzdü. Yani bir anne olarak. Yani tabii ki ben de yeni gençlerin yani şu bu zamanki Gül Hanım'a katılıyorum. Şu zamanki gençler birazcık daha fevriler. Daha evet, saygı yönünden bizim yok. Zamanımızdaki gibi değiller. Evet, biz de gerçekten ben de kayınvalidemden çok çekinirdim ve korkardım. Hiç karşısında saygısız bir kelime hiç konuşmadım. Saygımı devamlı gösterdim. Ebru, son ne diyeceksin? Şimdi Medine anne bu kadar çekmiş. Diyor ki bak doğuma bile diyor tek başıma gittim diyor. O korku vardı bende diyor. Benim de mi öyle olmamı istiyor? Ben de mi korkayım yani tek başıma bir şeyler yapayım? Yani çünkü burada bir şeyleri bir şey karıştırıyorsunuz zaten. Sanki saygı, aynen. Korku, yani yanında olmak, çok destek farklı. Olmak bak, falan farklı şeyler. Söylüyor. Şimdi tadıma devam ediyoruz. Mehmet sana teşekkür ediyorum ve Harun geliyor. Hoş geldin Harun. Hoş bulduk Derya Hanım. Acaba bugüne kadar burada kaç tane su böreği yemişsindir türlü türlü? Vallahi türlü türlü yedik. Geçenlerde tatlıyı da su böreği diye yedik. Hmm. Sonra Adana böreği olduğunu anladık. Bakacağız. Bu şu an gerçek su böreği. Su böreği. Tamam. Evet. Bunda hemfikiriz. Evet. Hamuru falan ya fena olmamış. Yani şu biraz daha ne bileyim hamurunda farklılık var ama tat olarak da pek onun kadar böyle gelmiyor. Bu bir çıtır yanmış herhalde. Ne yaptılar? Peynirlerini mi yediler? Hamuru kuru. Yenecek gibi olsaydı bari. Niye yeniyor, yenmiyor? Puanları vereyim ben de. Tamam. Yani birinci tabak bir. İkinci tabak bir. Üçüncü tabak bir, dördüncü tabağı da beş yarar. Emin misin puanlarında? Eminim. Bir, 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 beş. Üçü aç. Üçü açalım. Gülçin. Gülçin çok kuru, çok sert olmuş. Vallahi tatlıyı börek diye koysaydın daha iyiymiş. Hiçbir şey söylemek istemiyorum Erhan abi sana. Vallahi börek konusunda ben de sana söylemeyeceğim. Bir de Mersinlisin yani. Adana'ya da yakınsın. Yörelere yoruyorsunuz ya. Ben bu tabağa kaç verdim? Beş. Buna kaç verdim? Bir. Gerçekten mi? Evet. Yanlış verdim ben. Ay adam gibi puanlama bile yapamıyorsun. Ya dur bir dakika karışma girme araya. Diye. Ben sordum emin misin? Derya Hanım bunu bir yapalım. O beş. O emin daha... misin? Evet o güzeldi. Bu kuruydu. Kuru değil şeydi yani çiğdi.
Ben puanları karıştırdım. Bak söz konusu 5 yani. Yok beş yok. Ve bir. Bu olmuş. Çok daha iyi. Bu hepsinden iyi. Tamam. Bunu 1 tamam. yapalım. Bunu 1 yapalım. Yapalım. Bunu 5 yapalım. Peki. Bunu tabaklar karıştı. O zaman ikinci tabağı aç. Onda sabit değil mi? 1. İkinci tabak, ikinci. Bu 1. O 1 değil mi? Evet. Eminsin. Bu da ya en güzeli bu. Ben buna 5 demedim mi? Demedin işte. İlk 1 dedin. Emin misiniz? Evet, evet ya yazdım çizdim şimdi. En sonuncusuna 5 dedin. Beğendin dedi. Sonra da 1 deyince yok. Şaşırdık. En güzel tabak bu. Diğerleri olmamış zaten. Bak bir daha değiştirmeyeceğim. 5 mi? 5. Evet. 1. Evet. 1. Evet. Bu da 0,5'tan 1. Tamam. Eğer bir daha değiştirmeyeceksen yok. Bu son kararınsa son açmaya devam bu. Edelim. Tamam. İkinci tabağı açalım. Açalım. Ebru. Afiyet olsun. Onlar neyinden kırdın da bir puan verdin fakat Harun? Ebru canlamıyor. Şaşırdım. Neyinden kırdın da bir puan verdin? Kırdın demeyeyim artık da. Kırmadım ya. Benim, neydi? Şimdi Medine abla olmayan ne zamandır neydi? Buradasın? Beni az çok tanıyorsun. Olmuş olmamış. Olmamış. Az olmuş, çok tanıyorum olmamış. Evet. Bir tane bir olmuş. Tabağı 5 veriyor. Gerisine güzel olsa da bir, olmasa da bir. Güzel olsa da olmasa da bir şey yok. Olana verdik. Öyle olmayanlara abi, verdik. Öyle. Orta puan yok. Orta yok, yok. Bizde. Şimdi 5 açacağız değil mi? 5'i açacağız. 5 o değil mi? Eminsin. Bu bu. Peki. 5 puan alan Cansu mu Seda mı? Cansu 5 oh, puan, Seda 1 puan. Yine bize 5 puan verdin. Teşekkür ederiz. Demek ki sen her şeyi hak ediyorsun. Vallahi de billahi de. Olmamış. Kan kurutansın. Benim tabağım kuru değil ama sen kan kurutansın. Gerçekten nasıl? Doğru söylüyorsun yani. Gül annen taktı. Yapamamışsınız bak. Niye değiştiriyorsun puanını? Tabağıma geldim 5 verdin. Sonra en gidip... güzel tabak oydu. Başında da söyledim en güzel tabak oydu ya. Sen onu hiç beğenmemiştin aslında. Nasıl beğenmedin? 0,5'tan 1 dedin. Olur mu ya? Onu buna dedi. Sonradan dedi. Benimkine sonradan dedi işte. 5 verdiği tabağı çevirdi 0,5'tan 1 dedi. Yani birinci tabak 1. İkinci tabak 1. Üçüncü tabak 1. Dördüncü tabağı da 5 verelim. Yanlış verdim ben. Ay adam gibi puanlama bile yapamıyorsun be. 1. Evet. 1. Evet. Bu da 0,5'tan 1. Harun sen karıştırdın mı? Karıştı puanları, yorumları. Ben yorum yaparken demedim mi bu tabak iyi güzel lezzetli olmuştu? Ne dedi? Hayır. İyi olmuştu dedi. Evet, onu güzel dedin. Güzel dedin. Evet güzel dedin. Evet, dedin. Ondan onu sonra diğerlerini söyledi. Hatta bu tabak hakkında da çiğ gibi kalmış biraz dedi. Evet. Ondan şaşırdık bir evet. deyince. Niye değiştiriyorsun ki? Final haftasındayız ya. Final anladın mı? Bitti. Bir sezon bitti. Bir sezon bitti yani. Bari bu, burada yapma bir, bir, bir. İki kullan, üç kullan. Neden bir, bir, bir her gün? Nefret ettiği bir. İnsanlar artık senden ya. Sen akıllı bir adamsın. Bir kere mahsus değiştirdi. Paçalardan akıyor akıl. Bir hasta değiştirdi. Bence benim tabağım olduğunu düşündüğü için ve kavgalı aynen. olduğumuz için bana bir verdin. Gerçekten ya ben sana niye, nerede kavgalıyız? Ne zaman değil kavga miyiz? Ettin sen benimle? Benim haberim yok ya. Güvenle kavgalı mıydık, kavgalılar, değil miydik? Kavgalılar. Ne zaman ettik? Bak işte böyle iki yüzlüsün. Sor. Dünden annene beri sor. Kavgalısınız. Ya. Allah Allah. Bak haberi yok. Dalga geçiyor. Peki. Harun teşekkür ederim. Seni uğurlayayım. Artık günün sonuna geldik. Bütün tadımları yaptık. Puanları açtık. Ama yarın öyle bomba görüntülerim var ki sizlere. Ebru ve Ziya dışarı çıktıklarında ne konuştular? Seda'nın paylaşmak istemediği bir şey vardı ama ben ondan lafımı aldım, ne olduğunu öğrendim. Onu da yarın sizlere anlatacağım, paylaşacağım. Yani yarın burada yer yerinden oynayacak. Bakalım Gül ablaya gelen soğanlardan sonra Murat abi yine bekliyor. Hepsi artık yarın ama şimdi günün birincisini açıklıyorum. 23 puanla, 3 puan farkla 2 çeyrek altını kim alıyor? Üç puan farkla
iki çeyrek altını kazanan Ebru mu, Cansu mu? Biriniz 23, diğeriniz 20 puan aldı. Ve günün kazananı... Cansu! Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz. Evet, Cansu 23 puan aldı, Ebru 20 puan, Seda 16, Gülçin de 15 puan. Hazır mısınız yarına? Şöyle iyice bir dinlenin, kendinize gelin, stres atın, sorunlarınızı dışarıda bırakmaya çalışın. Çünkü artık yarın finalden önceki son haftada bitiyor. Ondan sonra büyük finale giriyoruz. Çok önemli. Çünkü 60 bilezik için yarışıyoruz. Dile kolay. Yarın yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın.